Nerelerdeydin?
muamele eylesin. Sizler cemaatimizin de
Şaban ayının şu son gününde Ramazan ayının gölgesinin üzerinde düştüğü şu mübarek günde Rabbim tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Hemen duaya geçeceğim. Yalnız duaya geçmeden önce bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazını inşallah kılacağız. Sabahleyin de ilk sahura kalkacağız. Niyet edip yarın pazartesi günü Ramazan ayının ilk günkü orucunu tutacağız. Rabbim tutacağımız oruçlarımızı dergahında kabul eylesin. Ramazan ayının feyzinden, bereketinden bizleri istifade eden kullarından eylesin inşallah. Değerli cemaat, Ramazan ayının birçok özelliği var. Bu özelliklerinden bir tanesi de nedir? Siyamın beş yemek esasından esasına baktığımız zaman üçünü bu ayda işliyoruz, sık işliyoruz. Bir, namaz kılmak. İki, oruç tutmak. Üç, zekat vermek. Kelime-i şehadet, hacca gitmek, onlar zaten Ramazan ayının dışında olan şeyler. Dolayısıyla bu ayda orucun dışında namaz dediğimizde aklımıza ne geliyor? Namaz dediğimizde aklımıza ne geliyor Ramazan'da? Teravih namazı geliyor. Teravih namazı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başta cemaatle birlikte kıldırdığı, daha sonra farz olur endişesiyle kendi başına yani ferdi olarak kılınmasına izin verdiği ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde, halifeliği döneminde bugünkü şekliyle cami, mescitlerde kılınması, cemaatle birlikte kılınması adet haline gelmiş sünnet bir namazdır. Onun için farklı rivayetler var. 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat olduğunu ifade eden rivayetler var. Ama ağırlıklı görüş nedir? Bugün bizim camilerde kıldığımız şekliyle 20 rekat, evet 20 rekattır. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde değerli cemaat, teravih namazlarına dikkat edelim. Ya bu sünnet namazdır, kılmasak da olur demeyelim. Bir ay boyunca akşamları camiye gelip yatsı namazından sonra cemaatle birlikte teravih namazını kılmak kişiye ne yapabilir? Bir alışkanlık verir. Dolayısıyla belki kişinin tembelliği varsa namaz konusunda o tembelliği üzerinden atıp namaza başlamasına vesile olur. Onun için sünnet değil, kesinlikle bu namazı ihmal etmeyelim. İhmal etmemenin yolu da nereden geçiyor size söyleyeyim mi? Camiye gitmekten geçiyor. Camiye gelmediğiniz zaman ben bile bak kendim için söylüyorum. İzinli olsam, yani izin kullanmıyoruz da diyelim ki bir yere gittik. Bir iftara. Eğer camiye gitmezsen ağır gelir. Evde tek başına 20 rekat namazı kılmak ağır gelir insana. Onun için ha şimdi derken gece 2-3 buldurursun o namazı kılmak için. En güzeli zaten namazın en faziletlisi hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır diyor. Aynen.
Euzubillahirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Allah'a hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergâh-ı ruhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Şaban ayının şu son gününde, Ramazan ayının gölgesinin üzerimize düştüğü şu mübarek günde, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz. Dualarımızı, niyazlarımızı sana yöneltiyoruz. Dualarımızı fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenin ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerim'i, Mevlid-i Şerif'i getirilen selam ve selamlar yapılan hayır hasenatı dergahında kabul eyle. Bunlardan hasıl acil ve sevabı. Evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu şeriflerine hediyeleri vasıl eyle. Ve bazı diğer bütün peygamberlere, sahabe-i kiramın, tabi'in hazretlerinin ruhlarına, ehl-i beytin ruhlarına, Hazreti Kur'an'a ve İslamiyetlerle dillendirip bizlere kadar ulaşanların ruhlarına, bu cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin de dilleri vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasıl acı ve sevabı, bugün bu cemiyeti tertip eden kardeşimizin ahiret alemine intihar etmiş bulunan başta babaları Rasim Kaba olmak üzere anneleri Hatice Kaba, Halime Kaba, Ayşe Kaba ve tüm ölmüşlerinin ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ölmüşlerine rahmet eyle. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Kabirlerini nur, nur makamlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle. Okunan Kur'an'ları, yapılan hayırları kabirde kendilerine endişe yolda eyle. Kur'an'ın şefaatine kendilerini bizleri ve bütün ölmüşlerimizi nail eyle. Peygamber Efendimiz'in İbrahim ismi müsemmâ olan sancı altında kendilerini bizleri ve bütün ölmüşlerimizi haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasıl acı ve sevabı şu anda ellerini açıp duamıza amin diye cemaatimizin ahiret halinde iftihar etmiş bulunan ana, baba, eş, evlat, uyar ve akrabayı kalkanlarından bir cümle ölmüşlerinin ve geçmişlerinin de ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ölmüşlerimizi bizlerden hoşnut ve razı eyle. Bizler de bir gün ölüm haliyle hallendiğimizde cümlemize selameti iman nasip eyle. Son nefesimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman ile Kur'an ile çelek kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Miraç-ı Şehri Kudüs uğruna, yerli bir edilen Gazze uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Onların da ruhlarını şad eyle. Onları sevdiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle. Cennet ve cemalinle onları, bizleri ve bütün ölmüşlerimizi müşerref eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kutsal dava uğrunda gazayı veren kardeşlerimize de acil şifa ve ihsan eyle ya Rabbi. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele ederken şehit olan şehitlerimize de rahmet eyle. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ülkemizin birlik, beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman
güvenlik mensuplarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eyle. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, işlediğimiz bütün günahlarımızı affeyle, seyyahlarımızı hasenata tebdil eyle. Bizleri, ailemizi, çocuk çocuğumuzu, neslimizi namaz kılanlardan eyle. Arkamızdan Kur'an'ı hakkıyla okuyup anlayan, gelen camide de ve kendi bizler için de hayır dualarda bulunan nesiller, çocuklar yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Şaban ayının şu son gününde Ramazan ayının gölgesinin üzerinde düştüğü şu mübarek günde ellerimizi açtık, sana dua ve niyazlarımızı gönderdik. Dua ve niyazlarımızı dergahında kabul eyle. Bizleri Ramazan ayının feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eyle ya Rabbi. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ey olan Ramazan ayında bizleri rahmetinden mahrum bırakma ya Rabbi. Bizlere ve bütün ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. İşlemiş olduğumuz günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Senin mağfiretine nail olan kulların zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Ramazan ayının sonunda cehennemden kurtulmuş bir şekilde kurtuluş bereketini alarak Ramazan bayramına ermeyi cümlemize nasip eyle. Şu anda ellerini açıp duamıza amin diyen kardeşlerimizi, bu cemiyeti terdim eden kardeşimizi, kalplerinden, gönüllerinden geçirdikleri bütün dua ve niyazları dergahında kabul eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma